Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulubihim maradun. Yani savol keladi ki, nima uchun? Nimaga ular bunday insonlar? Alloh aytayaptiki, ularning qalbida kasallik bor, maraz bor deyapti. Qarang. Bizda shu maraz degan kalimani yomon ko'radilar, bilasizmi? Agar tursa maraz deb so'kadi. Maraz deydi, maraz ham o'zi maradun degani lug'atda kasallik degan, oddiy bir kasal. Bir odam masalan gripp deb qo'ygan bo'lsa, maradun. Kasal bo'ladi. Fihi maradun. Bunda kasallik bor deysiz. Ammo bizda nimaga maraz deyman ko'radi? Mana shu yerda kelganligi uchun. Munofiqlarning qalbida maraz bor deyapti. Shuning uchun bizda maraz deyman ko'radi. Biz ajdodlarimiz Qur'on hadisga mohir bo'lgan-ku. Shundan kelib chiqqan bizdan marazga nisbatan nafrat. Ammo hozir marazdan nafrat qiladigan odamlarni o'zi maraz bo'lib qo'ygan. Maraz deydi, qarasiz, kishkani namoz yo'q. Dindan uzoq, dindan gapirsiz, maraz bo'ladi. Ularning qalbida maraz bor. Fazadahumullohu marada. Alloh ham ularni marazdan ziyoda qildi. Kasalini battar qilyapti. Alloh taolo ziyoda qil ularni. Hay Alloh saqlasin. Shuning uchun kichkinaligida yo'qotishga harakat qiling. Bo'lmasa katta bo'lib ketaveradi. Va lahum azabul alim. Va ular uchun alamli azob bor. Bima kanu yakzibun, yolg'on gapiradigan bo'lganliklari sababli. Qani ularga alamli azob deyapti Alloh taolo. Kofirlar uchun ulug' azob degandi. Nimaga bu yerda alamli deyapti? Alamli degani nihoyatda qattiq og'ritadigan degani. Bu bir. Ikkinchisi, bir odamni qarasangiz, deb o'tiribdi. Siz alam qilyapti deydi. Qani u hech kim azob bergani yo'q, ammo alam qilyapti. Ruhiy eziliyapti bu odam, ma'naviy eziliyapti. Munofiqlar ham jasadiy eziladi, ham ruhiy eziladi. Kofirlar ruhan ezilmaydi. Kofirlar aytadiki, biz kofir edik-da, islomni qabul qilmadik deydi. Tamam, shu azobni ko'ramiz. Munofiqlar aytadiki, yonyapti o'tda. Namoz o'qidi-ya. Namoz o'qib jahannamda yonyapmiz. Qur'on o'qib turib jahannamda yonyapmiz-a. Va boshqa islomiy amallarni zikr qiladi. Hajga borgan, umraga borgan, jihod qilgan, hijrat qilgan, ammo jahannamda yonyapti. Ruhan eriladi bular. İki taraflama. Hem cesed itibardan azaplanadı, hem manevi itibardan azaplanadı. Şunun için Allah deyordu ki, ularga alemli azab vardır deyordu. Alem kıladı ularga. Ve biraz ki, cesedi azaptan göre, bu manevi azab, ruhi azab, yani hem ağır rak biraz. Ve en bir tahsilli yerine kalın ki, nemin için? Sebabını et yaptı Allah sana bir yerine. Bime kenu yakzibun. Yalgan gafire diyan, bo'lganliklari sabab deyapti. Ular yolg'on gapirishardi deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom kuniga aytadilarki, ayatul munafiqi salasun. Munofiqning alomati 3 tadir. Gapirganda yolg'on gapiradi. Birinchi sifat. Shuning uchun boshqa kitoblarda o'qidilaringiz. Mo'min kishi har narsaga moslashishi mumkin, ammo yolg'onga moslashishi mumkin emas. Munofiqlarni munofiq bo'lganligini sababini Alloh taolo yolg'onga bog'layapti. Birinchi yolg'on gap sizni munofiqqa olib boradi. Bir odam bir katta olimga ketdi, aytdi, "Men yaxshi bo'lishni xohlayman, u hech yaxshi bo'lmayapti." Va'z nasihatlarni yaxshi ko'raman, boraman darslarga, va'z nasihatlarda o'tiraman. Odamlardan nasihat eshitaman. Ammo gunoh qilaman yana. Yana pushaymon bo'laman. Har kimdan har xil maslahat olyapman, hech tuzalmayapti. Nima qilay, menga bir ilojini ko'rsatingki qutulay shu gunohlardan. Bu olim aytdiki, buni yo'li oson. To'g'ri gapir. Nima bo'lsa to'g'risini ayt. Yolg'on gapirma. Shu xolos, mana shu xolos. Ketgan, bir o'g'irlik bo'lgan. Kim o'g'irlik qildi? Senmi? Yo'q desa yolg'on bo'ladi. Men majbur. Qani? Yo'q desa, hamma boshqadan gumon qilib uni o'g'irligi yashirib qolaveradimi? Bu marazi ziyoda bo'laveradi. Yana o'g'irlik qilaveradi. Ammo to'g'risini aytdim, men qildim o'g'irlikni dedi. Ertaga qiladimi endi? Qilmaydi. Falon fitnani kim qildi? Men qildim. Ochiq aytyapti. Boshqa butun shunday butun gunohlar. Falon fasodni kim qildi? Sen qildingmi? Sen ha deydi. Shuning uchun to'g'ri gapirishligingiz to'g'ri nafs xolamaydi uni. Siz o'ylaysizki, odamlardan yashiryapman deysiz, ammo o'zingiz aldayapsiz. Odamlar yashirmayapti. Alloh ko'rib turibdi.
ve adamların hakkı niye yapsız, zulüm kılı yapsız, ertege, kıyamette, ular sizi sahabizine alacağız. Sahabizi de nasıl var ya? Şunun için doğrusunu açtık gerek. Alınıge günah kılın, kılıcını doğrusunu açtık. Ama o diyeni mesela, yüzsüz de diyenemez. Bazı insanlar var günahlarda, annen kıldın. Değil zayıf. Mahsat olmaz. Bu günahkarlarda en yamanı olur. Yalvan gel insanda münafılık yalı barat. Yalvandan saklanıştık gerek. Yalvan duruşmaz. İnsanda yalvan şünçeli bir har kıladı. Fî kulûbihim marazun şekkün ve nifakun. Marazdan maksat şek ve nifaktır. En kettesi. Nifaklık var. Münafıklık. Yani iki yüzlülük. Ve şek var. Fehve yumrizu kulûbahum ey yudâifuha. Bana şu münafıklık ve şek şubheler uladı kalbini kesel kılar, yani kalbini zayıf kılar. Yani bitti, marazda ne madir tahsil kılıyordu? Şek gündüyordu. Yukarıda, la rayda fihide gaybun diyen şek de tahsil kıyandılar. Yani Kur'an dostu şek kıyan adam, demek ki kalbide marazı var insan adam. Fezadehumullahu marada bime enzelehu minel Kur'an'i li küfrihim bihi. Kulay Kur'an'ı kafir bugünü bütün Kur'an'dan ibaret bugün meselelerini nazil kılıştığı gibi onlarda marazını ziyanlar bulurlar. Kur'an nazil bulup onlarda sırlarını açıp dışarıdı, onlar har bulurlardı, onlar battar bulurlardı, keseli battar bulurlardı. İnsan hata kılımı daha ıslah kısın, doğrusunu yapılsın, itiraf kısın, uzun ıslah kısın. Günahı yaşadığını battar bulurlardı. Ve lehum azabun alim, hani mu'lim, hani alem bir ütü, kattır bir izi ütü, azab var, bir mekanı yakibun, yalan getirdiğin bulgenliklerine sebepli. Bir teşdidi, teşdidine yükezzibun sizden bulurlardı, yalanı çıkardiğin dedi. Ay, Nebi Allah, yani Allah'ın peygamberini yalanı çıkardı, şunu yüzün. Ve bir tehrifi, tahfif bilen, bir tahfifi, yani yekezzibun diyorsunuz, zannı şeddeli kılıyorsunuz. Ay, kavluhum amenna. İman getirdik, diyen sözleri bilen. İman getirdik, yalan getirgenlikler için. Yani mutlaka imanda yalan yapıları ve başka bütün yalan yapılarını sebebiden kulağına bana şimdi harlik vacib buldu. Bana münafıklarını Allah-u Teala karın kendisiyle keng beyan kılıyor. Münafıklar bütün insaniyet için hatarlı insanlar duyanıyor için. Bunlar içki düşmanlar bunlar. Bunlar da tanışkıyın. Çünkü Allah-u Teala betafsir ayeti belirdi ki tanı varıyorlar. Ve neticede Allah-u Teala Kur'an'ı başında insanlar da çıksın gidiyordu. Muttakinler şunlar Allah'ın kullarıdır. Kafirler ve münafıklar. Üç kısımda beyan kılıyordu. Evet. Üç kısımda bölünüyordu. Çünkü bu Kur'an insanların ıslahı için, insanların düzeltişi için, insanların saadeti için, insanların güzel hayatı için, dünya ve ahirette güzel hayatı için giyen. Çünkü bütün insanların taksını bilen başlarını yaptı. Ve en mükemmel halette beyan kılıyordu. Allah-u Teala bütün mumullerini münafıklıktan saklasın.